Kontür integralini hesaplamadan integral sonucu için üst sınırı bulma. Bu videomuzda kontür integrallerinde integrali hesaplamadan integralin sonucu için bir üst sınırı nasıl buluruz onu konuşacağız. Öncelikle tanımsal bir giriş yapalım. Fz fonksiyonu kompleks değişkenli bir fonksiyon. Gama eğrisi veya kontürü üzerinde sürekli olsun. Eğrisi üzerinde sürekli. Yani bu eğrinin üzerindeki her bir noktayı Fz'ye koyduğumuzda herhangi bir tanımsızlık üretmiyor ve her noktada limit söz konusu. Ve Fz'nin mutlak değeri veya modülü bunun için bir eşitsizlik elde edebiliyoruz bu kontür üzerindeki z değerleri için. Fz küçük eşit m gama eğrisi veya kontürü üzerindeki tüm z'ler için olmak üzere. Buradaki fz integralini alacağımız fonksiyon. Öncelikle bunun için bir tanımla giriş yaptık. Hangi kontür üzerinde bu integral alıyorsak, bu kontürün üzerindeki bütün noktalar için fz fonksiyonu sürekli olacak. Ve bu kontür üzerindeki bütün noktalar için fz için bu şekilde mutlak değeri için bir üst sınır bulabiliyor olmalıyız. Bunları gerçekleştirdiğimiz şartlarda, bu gama kontüründe fz fonksiyonunun integralinin mutlak değeri veya modülü küçük eşit m çarpı, buradaki m'nin nereden geldiğini anlayalım. Buradaki fz'nin modülünün alabileceği değerler için üst sınırdır bu kontür üzerindeki z değerlerinde. Çarpı, burada ikinci kısımda kontürün uzunluğu. Kontürün uzunluğuna da l diyelim. L kontür veya eğri uzunluğu. M çarpı L bizim için üst sınır formülüdür. Formülümüz bundan ibaret. Şimdi bunun bir uygulamasını örnekle görelim. Bu videomuzda bir örnek üzerinde nasıl ve neden bahsettiğimizi inceleyeceğiz. Zaman içinde de bununla ilgili tahmini 3 örnek soru çözüm videosu gelecek. Sorumuz şu şekilde. Gama pozitif yönlü ve bir tur dönüşe sahip z'nin mutlak değeri eşittir 2 çemberi ise veya olmak üzere diyebiliriz. Bu gama kontüründe e üzeri z bölü z kare artı 1 dz integrali için bir üst sınır bulunuz. Burada integralin hesaplanması istenmiyor. Sadece bir üst sınır bulacağız ve şu yukarıdaki bahsettiğimiz teoremle. Buradaki ilk işimiz formüldeki değişkenlerin neler olduğuna bakalım. Bir m lazım, bir de l lazım bize. M ve l lazım. Buradaki m bizim bu içerideki fz fonksiyonunun, burada fz e üzeri z bölü z kare artı 1'dir. Bunun modülünün mutlak değerinin küçük olduğu üst sınır. Bir değerden küçük olduğunu belli adımlarla göstereceğiz. M yerine gelecek olan o. Buradaki L ise kontürün uzunluğu. Kontürümüz ne?
Gamma pozitif yönlü ve bir tur dönüşe sahip z'nin mutlak değeri eşittir 2 çemberi. Merkezi 0'a 0, yarıçapı 2 olan çember bu. Yani bu x kare artı y kare eşittir 4 çemberi. Bunu bir çizelim. Yarıçapı 2 olan çember. Burada kontürün uzunluğu bunun üzerinde ve bir tur dönüşe sahibiz. Burada bu kontürün uzunluğu bu bir çember olduğu için 2 pi r formülüyle hesaplanabilir. Yarıçapımız kaç? 2. 2 pi çarpı 2'den 4 pi. Ve şu bölüm bitti. Kontürün uzunluğu. Şurayı 4 pi olarak bulduk. Şimdi geliyoruz sorulardaki en zor olan bölüme. En zor olan bölüm kontürün uzunluğunu hesaplama değildir. Bu fz fonksiyonunun bu kontür üzerindeki noktalarda alabileceği en büyük değer bir üst sınır belirleyeceğiz onun için. Şimdi burada nasıl bir gidişat içinde olalım? Buradaki fz fonksiyonun içindeki parçaları ayrı ayrı incelemeye başlayalım. Öncelikle e üzeri z'nin modülüyle başlayalım. E yerine z yerine x artı y yazacak olursak bunu e üzeri x çarpı e üzeri y diye ayırabiliriz. Bu reel kısım olduğu için zaten modülden, mutlak değerden dışarıya kendi olduğu gibi çıkar. E üzeri y'ye geldiğimizde ise bunun sonucu bu cos y artı y sin y'dir. E üzeri y. Bunun uzunluğunu hesaplarsak reel ve sanal kısmın karelerini alacağız. Cos kare y artı sin kare y. Buradan da sonucumuz 1 çıkacak. Yani buranın sonucu 1'dir. Bu nedenle e üzeri z'nin sonucu e üzeri x'e eşit olur. Burada da yukarıda x'in alabileceği maksimum değere bakalım şimdi. X kare artı y karenin 4 olduğunu biliyoruz bu kontür üzerinde. X kare artı y kare 4 ise x y'ye 0 verirsek maksimum değerini alır, o da 2. Dolayısıyla x'in maksimum değeri 2 olacağından dolayı e üzeri x e kareye eşit ve daha küçük sonuçlar üretir. Buna eşit olduğu yer maksimumunu aldığı yerde, diğer yerlerde ise daha küçük sonuçlar üretiyor. Ve işte buradaki e üzeri z'nin mutlak değeri için bir üst sınırı elde ettik. İntegral içinde sadece bu olsaydı m yerine gelecek olanı bulmuş olacaktık, yazacaktık. Şu 4 pi ile çarptığımızda üst sınırı belirlemiş olacaktık ama aşağıda bir z kare artı 1 var şimdi. O bölüme gelelim. Z kare artı 1'in mutlak değeri büyük ve eşittir z'nin karesi eksi 1. Bunu niye yazdık bu şekilde bir şeyi? Burada bunun için bir alt sınır bulmak esastır. Çünkü bizim z kare artı 1 paydada. Yukarıda olsaydı direkt küçük olduğu şeyi arardık. Aşağıda olduğu zaman neyden büyük olduğunu belirlemeliyiz. Ona göre onu ters çevireceğiz. Şimdi buradaki z kare eksi 1'den kesin olarak büyük bu z kare artı 1. Bu bir eşitlik olarak bilmemiz gereken bir ifade. Neden bunu yazdık? Biz biliyoruz ki z'nin kendisi 2'ye eşit. Kontürün kendisi bu. Kontürü içeren bir şey yazmanın derdindeyiz. Buraya 2'yi koyacak olursak 2'nin karesi eksi 1'den 3 olarak bizim alt sınırı bulduk. Yani z kare artı 1 büyük eşit 3. Fakat z kare artı 1 paydada. 1 bölü z kare artı 1 modülü ise küçük eşit. Her iki tarafı ters çevirdiğimiz için 1 bölü 3. Şimdi buradan e üzeri z bölü z kare artı 1'in modülüne gelecek olursak bu e kareye küçük ve eşit. Bu da 1 bölü 3'e küçük ve eşit. O ikisinin çarpımıdır bu. E üzeri z'nin modülü çarpı 1 bölü z kare artı 1'in
modülü. Ayrı ayrı bu şekilde yazabiliriz bunu. Yani bunun için sonuç olarak şurada bulduğumuz e kare ile 1 bölü 3'ün çarpımı e kare bölü 3'ten küçük diyebiliriz. Ve sonuç olarak bu da bizim m'mizdir. Yani fz o da eşittir e üzeri z bölü z kare artı 1 küçük eşit e kare bölü 3. Şimdi bu işi integrale bağlayabiliriz. İntegralimizin sonucu bu gamma kontüründe e üzeri z bölü z kare artı 1 dz'nin mutlak değeri küçük eşittir m çarpı l. M'miz bizim burada işte bu bulduğumuz değer. L'miz ise yukarıda bulmuştuk onu. Kontürün uzunluğu. Kontür bir çemberdi. 2 pi r formülüyle bulmuştuk. Şurada. 4 pi. Bunları getirip yerlerine yazdığımızda gama kontüründe bu gamayı böyle yazmamıştık. Şöyleydi bu soruda. E üzeri z bölü z kare artı 1 dz'nin mutlak değeri küçük eşittir e kare bölü 3 çarpı 4 pi. Bizim için üst sınır budur. Üst sınır bulma sorularında temel fikir kontürün uzunluğu ve oradaki fz fonksiyonunun yani şu içerideki fz fonksiyonunun bu gama kontürü üzerindeki z değerlerinde alabileceği maksimum değeri belirlemek ve fz'nin modülünün ondan küçük olduğunu belirterek bu şekilde ifadelerle bir eşitsizlik elde etmek buradaki gibi. Bu ikisini çarptığımızda da integralin sonucu için bir üst sınırı bulmuş oluyoruz. Bu şekilde bu başlıkla ilgili konu anlatımımızı burada noktalıyoruz. Dediğim gibi bununla ilgili 3 örnek soru zaman içinde gelecek.